Selam olsun tüm ümmeti Muhammed'e. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek avukatlık mı yapıyorsun? Neden avukat Erol abinin avukatlığını yapıyorsun? Gibi şeyler ama bugüne kadar kimsenin avukatlığını yapmadım. Ben sadece doğruyu savundum. Doğrunun savunucusu olmaya çalıştım. Elimizden geldiği kadar iyi insanların yanında olmaya çalıştık. Lakin ben bu videoyu çekmemdeki tek sebep Erol abiye vefa borcum var. Onu yerine getirmek istiyorum. Allah muhafaza gözüm arkada gider. Daha önce Erol abi izlemeden önce 2010 yılının sonlarında ben İngiltere'ye geldim. Gurbetçi olarak çalışmaya geldim. Yani İslam'la pek aram yoktu. Hiç araştırmazdım. Dinle hiç aram yoktu. Yani ateist mi desem, deist mi desem öyle bir şeydim açıkçası. Şimdi yalan söylemeyelim, yukarıda Allah var. Şimdi arkadaşlar ben geldim. Burada bazı şeyleri gördüm. İnsanların nasıl yaşadığını gördüm. Avrupa'da hayat var diyorlar. İşte Avrupa'da ne bileyim medeniyet var diyorlar. İnanın hiç öyle değil. Yani tamam adaletliler ama medeniyetin de biraz tadını kaçırmışlar emin olun. Yine bizim ülkemiz gibisi yok. Bizim dinimiz gibisi yok. Bizim ve örf adetlerimiz gibisi yok. Bunu gerçekten samimi olarak söylüyorum. Erol abinin videolarını izledikten sonra Allah'ın da izniyle demek ki bana da nasip olacakmış böyle bir şey. İslam araştırmaya başladım. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de neler söylemek istediğini, Kur'an-ı Kerim aracılığıyla bizlere neler iletmek istediğini öğrenmeye, araştırmaya başladım. Tabi bu Erol abinin sayesinde oldu. Allah'ın da izni var ama yine Erol abinin emekleri de var şimdi. İnkar etmemek lazım. Araştırdıkça, öğrendikçe, Erol abinin videolarını izledikçe ne kadar yanlışta olduğumu gördüm. Ne kadar hata yaptığımı öğrendim. Günahlarımı öğrendim. Ondan sonra ne kadar İslam'dan uzak olduğumu öğrendim. Dışarıya, çevreye, doğaya ne kadar yanlış baktığımı öğrendim. İnanın videolardan sonra bende çok değişiklik oldu. Yani burada birçok Müslüman diye geçen insanlar var. İşte Hindistanlı, Pakistanlı, Türklerden, bizim başka milletlerden. Hepsiyle de konuştum. Yani bu sadece Erol Hoca'nın videolarında öğrendiklerim kadarını bile onlara söylediğimde diyorlar ki ya sen bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Hangi kitapta okuyorsun? Yani inanın insanlar buradakiler bile şaşırıyorlar. Yani bu kadar bilgiye nereden sahip oluyorsun diye. Şimdi sağ olsun kendisi de beni kırmadı. Ta buraya kadar Tövbe-i Sahih kitabını yolladı. Herhangi bir ücret almadı. Şimdi ücret işine girmek gerekirse. Hani kimisi diyor ya yok para alıyor. İşte yaptığı videolarda, seansında da şunda bunda. Şimdi arkadaşlar yani şimdi adam diyelim ki bir kişiye kendini feda etti akşama kadar. Ertesi gün öbürüne, ertesi gün öbürüne. Bunun çocuğu yok mu? Okula gitmiyor mu? Bunun masrafları yok mu? Karşılayın o zaman. Alın eşyasını, evin kirasını, ofisini, elemanların parasını, verdiği zekatı, sadaka hepsini ödeyin. Almasın. Kim bir çıkarıp bir kuruş para verecek? Kimse vermez. Yani boş konuşmaya gerek yok. Şimdi bazı hamster mı diyelim artık? Bazı kendini bilmezler var. Erol Hoca'yı karalamaya çalışıyorlar. Yok şöyle yaptı, böyle etti, böyle etti. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki yapmış. Diyelim ki öyle şeyler var. Yani yoktu ben diyelim ki. Hadi onlara uyduk, dinledik. Ne yapacaksın? O da insan. Hadi bir kere bir hata yapmış olabilir. Şimdi o hata yaptı diye şimdi bütün ilmi karalayalım mı? Bütün herkesi, her şeyi, bütün sahipleri aynı kefeye mi koyalım? Ki ben inanmıyorum yani Erol Hoca'nın öyle bir şey yaptığını, öyle bir yanlışlara girdiğine, hata yaptığına inanmıyorum. Bu düzmece, insanların parasal yanlışlar diyelim artık bilmiyorum. Zaten beni de ilgilendirmez kimin ne kadar kötü olduğu. Ben iyi insanlara bakarım, iyi insanlarla arkadaşlık ederim. Kötüye öğütü veririm, dinlerse dinler, dinlemese kendi bilir. Arkadaşlar kıyamet yakın yakın. Yani bu kitaplarda okuyoruz, hadislerde okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor kıyametin kopacağını. Bir gün birlik olma günüdür. Gün
Beraber olma günüdür. Bütün Müslümanların kardeş olma, birbirine sahip çıkma günüdür. Yani biz bırakmışız en yakın düşmanımızla savaşmayı, birbirimizi yiyoruz. Yani nedir bu, ben anlamadım. Düşman damarlarımızda diyoruz, düşman kanımızda geziyor. Onu gizliyoruz, onu saklıyoruz. Aman ona dokunmayalım, biz birbirimizi yiyelim. Yani artık korktuğumuzdan mı, imansızlığımızdan mı bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. İnanın ki Erol Hoca'nın videolarından sonra, Erol Hoca'nın yaptığı seanslardan sonra ben onu dinledim, tövbelerimi yaptım. Gerçekten hayatımda büyük değişiklikler oldu. Yani Allah razı olsun kendisinden. Ne diyeyim? Elimden gelen, ben kendisi için elimden gelen her şeyi yaparım. Yeter ki bana yani ne yapmam gerektiğini söylesin. Zaten ben de sahip olmak istiyorum. Şu an İngiltere'de yaşadığıma bakmayın. Kimse, yani doğru düzgün kimse mutlu da değil buralarda. Avrupa ülkesi de o kadar görüldüğü gibi de değil. İnanın Erol Hocam'ın videolarından sonra o yaptığım günahları, işlediği yaptığım yanlışları, işte İslam'dan ne kadar uzak olduğumu öğrendikten sonra yani karar verdim temelli Türkiye'ye dönmeye. Annemin babamın yanına, son günlerimizdir, belki bilemeyiz ne zaman vefat edeceğimiz, ne zaman ölüm bizi bulacağını bilemeyiz. O yüzden son günlerimiz diyerek ailemizin yanına gitmemiz lazım. Ailemizi görmemiz, onların hayır duasını almamız lazım. Yani ama ve lakin kimse kimseye peşine düşmesin. Kimse kimseyi karalamaya çalışmasın. Gelin birlik olalım. Hep beraber Müslümanlar bir olalım. Biz şeytana karşı savaşalım. Güçsüzdür diyoruz, şöyledir diyoruz, böyledir diyoruz ama maşallah korumasını da iyi biliyor onu. Ki adamlar, şeytanlar kendi kendine o kadar korumuyorlar. Bizim onları koruduğumuz kadar korumuyorlar. Yani öyle bir perişan haldeyiz ki hiç farkında bile değiliz. İnşallah Allah yolumuzu açık etsin. Allah Erol hocamdan razı olsun. Çoluğunu çocuğunu rızıklandırsın inşallah. Allah artık ne diyeyim, ailesine sağlıklı uzun ömürler versin, kendisine de. Takip etmeye devam edeceğim. Kim ne derse desin. Yani biz bilen biliyor. Biz Erol hocamızın yanındayız. Allah ondan binler kere binler razı olsun.